Herkese selam. Facebook e kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün Şükrü Bilal kardeşimizin hesabındayız. Dostlar 200 TL harcanmış bir hesap bugünkü hesap. Ve bugün burada sıfırdan bir kadro kuracağız. Bakalım 200 TL harcanmış bir hesap nasıl oluyormuş? Birlikte kontrol edelim. Bu arada Yorumlarda şunu görüyorum. Abi ben bunu 0 TL daha iyisini kurdum. Abi ben 2000 liraya bu kadar iyi kuramadım. Bu birazcık hesabın şansıyla alakalı. Bir de etkinlik yapıp yapmamanızla alakalı dostlar. Bazı kardeşlerimiz deli gibi etkinlik kasıyor. Ve yani 3 ayda 4 ayda yaklaşık 4000 Michael parası falan ki eskiden daha fazla kasılırdı. Kasabiliyorlar. O yüzden de bazen bazı hesaplar çok fazla coins alınmamasına rağmen paraya parayla Yine de iyi olabiliyor aklınızda bulunsun. Yani bu kıstası yaparken bunlara dikkat etmeniz gerekiyor. Şimdi 200 TL harcadığını söyledi kardeşimiz. Bakalım nasıl? Arteta paketi alınmış. Hemen burada boşlu bir şekilde menajer değiştirdiğim Arteta'nın dışında var mı diye Gördüğünüz gibi Mikel, Arteta, Arsenal paketinde yani ne olacak Saliba, Odegaard gibi oyuncular en azından 99 reytingli birkaç tane oyuncu Saka gibi oyuncular bu paketin içerisinde olduğu için en azından bunları da eğer ki daha iyileri yoksa kullanabileceğiz. Bu da artı oldu bizim için. Hemen şöyle isterseniz gelin kontrol edelim ama öncelikle isterseniz bir her zaman yaptığımızı yapalım. 10 ana sözleşme yenileme bileti kaçmış bakalım toplamda 13 tane 60 günlük. 31 tane de 10 günlük sözleşme yenileme bileti olduğu görünüyor. Beceri antrenmanı kaç tane hemen şöyle bakalım. Toplam 0 beceri antrenmanı var. E peki bu kardeşimiz bir oyuncu aldı ve bunu fullemek istediğinde seviye antrenmanı dediğimizde gördüğünüz gibi seviye antrenmanı da toplamda bu şekilde görünüyor. Yani 2-3 tane oyuncu rahatlıkla fullleyebilecek kadar hatta daha bile fazlası var dostlar. Peki ne yapıyoruz? Kadro kuruyoruz. Bakalım bu kadroda gerçekten Net bir şey söyleyeyim mi? Normalde çok iyi bir hesap e, olup olmadığını böyle hissiyat olarak söyleyeyim. Sanki bu sefer çok aşırı bir iyi bir hesap çıkmayacak gibi geliyor bana. Bilmiyorum hani ne olur ne biter. Şimdi yukarı doğru çıktık. Oliver Kahn'ı gördük. Ederson'u gördük. Oblak'ı gördük. Ederson oyunda kolsuz kalecilerden biri. Neden kolsuz? Çok fazla boyu kısa olduğu için topları tutamıyor arkadaşlar. O yüzden genelde rakiplerde gördüğünüzde Ederson'u kaleye özellikle mobilden oynuyorsanız uzaktan şut çekmeyi ihmal etmeyin. Kısa boylu kaleciler oyunda sıkıntı. O yüzden ben Oblak bir nebze olsun daha iyi. Yani rating olarak da bakacağımız için. Aa Ederson alıyorum 99 oluyor. İlk önce Ederson. Kolsuz molsuz ne yapalım abi defansı sağlam tutarız. Yapacak tükürdüğünü bu kadar da erken yalamak mucize. Ratingi en yükseğini almamız lazım kardeşim ne yapalım ya Ederson aldık. Ama güvenmeyerek aldım en azından bilin. Benim şahsi fikrim Oblak ya da e, Oliver Kahn tarafında benim kalbim. E, Ederson çok ben kullanmam bu kadro benim oluyor e, benim olsa yani. Stoper kısmına bakalım. Stoperde kimler var? Şöyle yukarı doğru çıkıyoruz. Zaten biraz önce demiştik. Saliba olacak çünkü Arsenal'de Arsenal e, teknik direktörü Arteta'yı aldığı için Yanında burada e, Arsenal takımını da veriyor. O yüzden Saliba'yı biliyoruz. E, yine söyleyeyim Odegaard, Saka bunlar 99 rating olabilen oyuncular. Tomiyasu şu düşük kalıyor ratingi, o yüzden ondan bahsetmedim. Bakalım belki ileride Santrifor'u kimdi ya? E, Arsenal, Gabriel Jesus var mıydı acaba? Dur bakalım bir bakarız duruma göre. Şimdi ikinci stoper Bastoni var. Marquinhos, Delight 96. Dostlar Tabii ki de ilk önce şöyle yapacağız. Delight'ı e gelip buraya alacağız 99 olması için. Marquinhos'ta gelip buraya alacağız. Bunu da 99 yapacağız. Daha sağlam bir bek olursa onu değerlendirirsin. Virgil van Dijk var. Delight'ın bir önce bir rating alttaki kartı var. Virgil van Dijk 2 tane var bu arada. Kunde var, Upamecano var, Bastoni falan var. Yani şu anda defans hattına baktığımızda Fena değil iyi oyuncular var. Özellikle yani e, oyunda tutulan oyuncular diyebiliriz. Tabii ki de bir yani 102'lik Nesta, Destansı Nesta'nın yerini tutmaz ama yapacak bir şey yok. Yani 200 TL'ye Destansı Nesta'ya tek atmak lazım. Onun dışında mümkün değil. Yukarı doğru çıkıyoruz. Sol bek kısmına bakın Tomiyasu var fullememiş. Sol bek çok güzel. Hernandez oyunun ücretsiz verdiği bir kart. Hernandez'i aldık. Tomiyasu şu fullenmemiş. Fambisaka e sağlam oyunculardan. Onu da fulllememiş. Belki o da Marquinhos'u bek olarak kullanıyor olabilir. Şu anda bakıldığında evet defans hattını kurduk. Bütün oyuncularımız 99. Yani 100 ve üzeri olmayı isterdik. Ama şu anda 200 TL'ye kurulan bir hesap için 99'un altına düşmezsek bizim için çok önemli ki defans hattında düşmediysek ben ofansta özellikle defans sporta da belki bir sıkıntı yaşanabilir. Onun dışında ofansta bir şekilde 99 ve üzerini yakalarız diye tahmin ediyorum. Ama tabii yedekler de önemli. Bakalım şimdi Sabek, Di Lorenzo, e, var, e, Carvajal var. En azından bilelim diye, gö hani görelim diye söylüyorum. Yoksa zaten defans hattını kurduk. Şimdi gelelim defansif orta saha oyuncularına. 96'lık Chuhomini var. Evet en yüksek 96 Chuhomini. Daha sonra 95 Rice ve Lobotka Casemiro. İlkay Modric diye gidiyor. Hemen geldin 99 bunu Dost'a yapabiliriz bu arada. Go de olabilir. İkisinde de zaten 99 reyting oluyor. Neyse en azından 99'dan hala aşağı düşmemiş durumdayız. Bu da çok önemli. Bu arada Lobotka'yı da inanılmaz tavsiye ederim. İnanılmaz severim. Ben defans ortası olarak değil. Hani onu göbek ortası olarak oynatıyorum ve ofans yönünde basıyorum. Çok memnunum. E, canlı yayınlar, gece 12'de canlı yayınlarım var. Gelenler zaten Lobotka olan hayranlığımı biliyorlardır. Gel son dönemlerde kadroyu almamaya başladım ama bir yere geldikten sonra yine de Lobotka adamın dibidir diyoruz. Yukarı doğru çıkıyoruz. DePaul yeni saçlarıyla burada biraz önce bahsettiğimiz olay o da gördük. O birazcık bizim için Joker oyuncu sağ açık da oynayabiliyor ama bu kardeşimiz bunları ha bak bunu gizli forvet yapmış ama bu sol açık. Neyse o bu şekilde alalım. 99'un altına çok fazla inmeyiz diye tahmin ediyorum. Depo ol bu arada bu kadar bu kadar geri planda kalan bir kart mı oldu ya? Ulan şunun 99 yok mu? 97'de kalıyor. Dostlar Pedri'yi aldım. E, ee, Bellingham'ı aldım. 99 yaptım. Şimdi full 99 kadro. Ama ne 100 ne de 98 ya. Yani bir tane böyle farklı bir tane şey yok. Neyse bakacağız duruma göre. Çıktık yukarı. Şimdi sağ olmayabilir. Onu gizli forvet yapmış çünkü. Bir bakalım. Bernardo Silva var aslında. Bernardo Silva gizli forvet oynayamıyor. Ben şimdilik onu sağ açık yapayım. Daha farklı bir şey, kurgu bulursak onu yaparız arkadaşlar. Şu anda bütün oyuncular 99. Bu arada yani günde 3'er video atıyorum. O yüzden like atarak destek olursanız beni çok mutlu edersiniz. Aynı zamanda eğer 1000 like'ları da devirmeye başladığımızda 4 tane videoyu da çıkaracağım. Sözünü vereyim şimdiden. Ama o kadar kadro kuruyoruz. O kadar fazla takipçinin hesabıyla video çekiyoruz. Full hepsi aynı reytingde herhalde denk gelmemişti. Hatırlayan varsa yorumlara yazsın. Hiç ama hiç yani full 99 bir kadro ya da full 98 eskiden challenge yapıyorduk konsolda maç yaparken. Full 94 reyting olsun, full 100 reyting olsun diye ama yani bu şekilde ısmarlama bir şey değil. Yani gelmemişti çok tuhaf bir şekilde devam ediyoruz. Yukarı çıktık şimdi Santor bu bozulacak çünkü artık 100 reytingli bir oyuncuya kıstırdık arkadaşlar. 100 reytingli oyuncu kıstırdık. E ee, sol açık, sağ açık da alabiliriz. Bakacağız ilerleyen dakikalarda kimler var. Son kaç oluyor? Ekstra arttırmayacak, tamamdır. Çıktım Diya bir var, Luis Figo var, Figo en azından reytingi düşürmüyor. Orada bir tane de e, epic oyuncumuz olsun. Epikle süsleyelim kadroyu. Bu arada net bir şey söyleyeyim. Yani 200 TL harcanmış hesap diyor. Ben kesinlikle kefilim. Yani tam 200 TL yani 200 olur, 300 olur, 500 olur, 100 olur. Ama hani öyle devasa coinsler alınmamış, öyle 1000, 2000, 3000 coins alınmamış hesap olduğunu ben ne bileyim ama e, yani garanti verebilirim. Bilmiyorum siz de eğer yorumlara yazarsınız siz de büyük ihtimal garanti vereceksinizdir. Çünkü para yatırılmış bir hesap gibi ya yani 200 lira tabii ki çok büyük bir para değil. O oyunda 200'e kaç da top açabilirsin. E, ancak paketi almada belki yardımcı olmuştur ona. Arteta'yı almada. Ama onun dışında ben gerçekten e, yani ikna oldum. Neyse Griezmann'ı almış. Şuraya Griezmann'ı da koyabiliriz. Hiç fark etmez. Odegaard'ı falan şimdi en azından 99 reyting oyuncu biraz fazla olsun elimizde ki. Hani yedeklerde en azından kolektif gücü arttıralım. Bizim amacımız o. Bakalım kimler var. Santrafor evet Gabriel Jesus varmış. Fullememiş Gabriel Jesus'u. Aslında o da 99 falan oluyor diye hatırlıyorum. Yanlış hatırlamıyorsam. Son var. Ronaldo var. Lewandowski var. Lewandowski 100 olur mu diye baktım. Artık bundan sonra Aa tamam oğlum varmış yüzlükler zaten. Şimdi. Ee, Mbappé'yi buraya çekip. Figo 99 olur burada. Ee, buraya Neymar'ı alıp buraya da Drogba'yı alabiliriz. Peki Lewandowski kaç oluyor? Babacım Lewandowski de 100 oluyor. Lewandowski Peki Lewandowski burada. Acaba Lewandowski mi gizli forvet oynattı? Tabii. Ben şimdi... Ben şimdi olayı anladım arkadaşlar. Ben şimdi olayı anladım. Bu şekilde yapmış. Bence. Yani başka türlü bir açıklaması yok. Eğer yorumlara da yazar büyük ihtimal. Böyle yapmış. Dostlar bir anda Forvet attı. Bu da 100 oluyordur bu arada değil mi? Ee, tamam o da zaten. Ronaldo var. O da 96, 99 olacaktır. Dostlar bir genel diyelim. Gözümüzden kaçan herhangi bir oyuncu var mı? Çok güzel. Neden çok güzel? Birçok oyuncumuz yedekte de 99 reyting olacak. Şimdi 1-2-3-4 tane yüzlük ve geri kalan bütün oyuncuların 99 olduğu bir kadro kurduk. Ee, hemen şöyle Lewandowski, Mbappe'yi alamayacağız. Neymar'ın da burada yüzlüğü olduğu için alamayacağız. Ama Griezmann'ı alabiliyoruz 99. Ee, burada hemen geldik Kevin De Bruyne aldık. Saka ve Odegaard süper bunlar 99 olacak. Bellingham'ımız var harika 99. Lewandowski'leri alamıyoruz. Geldim. Cristiano Ronaldo'muzu alabiliriz 99. Felix 99, Pedri 99. Lionel Messi almadık daha kadroya. Lionel Messi 99. Haaland kaç oluyor? 99 ve son olarak Lahovic 99 oldu arkadaşlar. Ekstra şu Ronaldo fazla olur mu diye şöyle bir kontrol edeyim dedim. Evet. 3076 kolektif güç. Dostlar çok ilginç bir video oldu benim için. Çünkü inanılmaz bir 99 dedik. İlk başta Ederson'u kötüleyip sonra kaleye almamız. Aynı zamanda diğer kadroda diğer bütün oyuncuların 99 reytingle devam ediyor olması biraz beni şaşırtan ve hoşuma giden özellikler oldu. Daha sonra ilerideki hatta yüzlük oyuncular gelince biraz daha kadro şenlendi. Özellikle yüzlük Drogba mobil için çok çok büyük bir artıdır biliyorsunuz ki çok büyük bir artıdır. geri kalan kadro vesaire de bence çok çok iyi. 3.076 kolektif güç büyük ihtimal 200 TL yüklediği o hesaba da sadece Arsenal'deki o paketi, Arteta paketini almaya kullanmış. Çünkü o Messi paketleri falan hiçbirini almamış. Güzel, keyifli bir videoydu. İzlediğiniz için çok sağ olun. Kardeşimize de buradan vurduğu gol olsun diyoruz. Görüşmek üzere, hoşçakalın.